Bu verirsen Muharrem verir. İnce'ye O noktada tekliften bahsediyorsunuz değil mi? Yani İnce de tabii gerçi ondan ben bahsediyorum. samimi bulmadım. Zaten kendileri Ya başvurmuş, liste kesinleşmiş. tuzak. Tuzak tuzak. O da bir tuzak. Yani tuzak kuruyorlar Muharrem İnce'ye. Çünkü onu kabul ederse bunu kabul etti diye arkasındaki bütün seçmen kitlesinin güvenini sarsmak istiyorlar. Bir oyun oynuyorlar. O diyor ya Muharrem İnce, CHP'de çeteler var diye. O çete aklı bu, o akıl. Başkasının aklı değil, yanlış anlamayın. Ona bu aklı veriyorlar. Çünkü eğer Kılıçdaroğlu'na ait olsaydı bu akıl, görüşme sırasında, 29'undaydı zannederim, görüşme sırasında ya milletvekili konusunu şey yapsak, konuşsak aslında bunu halledebiliriz gibi bir şey. Hayır, orada hiçbir şey konuşmuyor. Çünkü onu söyleyecek irade onda yok. O çeteler yönettiği için, çünkü Muharrem İnce onu anlatıyor bize, diyor ki çeteler yönetiyor, o da bu çeteler arasında denge yürütüyor diyor. Çünkü önümüzde Biden'ın 2019'da çizdiği bir fotoğraf var, altılı masa diye bir fotoğraf var, darmaduman olmuş. Ortalarda hiçbirisi görünmüyor. Sadece kapacakları koltuklar üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'yla yürüttüğü ilişkiler. O da seçilebilmek uğruna masaya yedinciyi ekleyip Türkiye'yi çok acı bir tecrübeye doğru itmeye çalışıyor. Bak, varsayım olarak söylüyorum. Zaten televizyoncuların online yaptığı röportajlarda deminden bahsettiniz. 300 milyar doları nasıl getireceksiniz? İşte uyuşturucu parası falan filan dedikten sonra bunu düzeltmemiş olmaları, hakikaten ya yani bir dakika, orada yanlış bir anlaşılma oldu galiba diye düzeltmemiş olmaları onu gerçekten ciddiye almadıklarını gösteriyor. Biliyor musunuz kim ciddiye alıyor? Yine biz ciddiye alıyoruz. Niye? Şundan dolayı. Ben gözümün Kaygılıyız. önünde, hayır, ülkem için hiç kaygım yok. Allah'a şükür ben bu millete öyle güveniyorum ki hiç zerre kadar kaygım yok. Ben gözümün önünde Kılıçdaroğlu denilen kişi, şahsiyetin ne hale geldiğini, bir koltuk için neler yapmayı, çırpındıkça neler yaptığını, neler yapacağını hayretle izliyorum da ondan. Onu ancak o anlamda ciddiye alıyoruz. Bir de şu, onun bu tutumu HDP'yi, YSP'yi, PKK'yı öyle cesaretlendiriyor ki onlar bunu bir adım olarak görüyorlar. Biliyorlar bir şey başaramayacağını. Ama taleplerinin bu derece siyasallaşmış olması ve yeni ittifaklarla, yeni partilerle, yeni STK'larla, yeni bildirilerle kamuoyuna mal olmuş olması onlar için bir adım. Yani demokratik özellik. Bak ne diyorlar? İkinci yüzyıl. Demokratik cumhuriyet. Abi demokrasiyle cumhuriyeti kim itiraz edebilir bu şey, yan yana gelmesinde? Biz cumhuriyetçi olarak değil mi dünyaya gelmişiz? Şimdi diyorlar ki demokratik bir cumhuriyet. Hakikaten ya, ne kadar büyülü bir söz. Buna Ama kim öte itiraz yandan da edebilir? yüzyıllık yıkımı onarmaya geldik diyorlar Abi yani. zaten teşhis öyle yapıyor. Yüzyıllık felaket diyorlar ilk Evet. yüzyıla. Avans diyorlar. Emperyalizmin verdiği, Atatürk'e verdiği avans. Orada mücadele yok diyorlar. Evet. Burada da hesaplaşacağız, düzelteceğiz falan diyorlar. Ve dolayısıyla tehlike olan şu. Biz bu yüzyılın içerisinde emperyalizmin Türkiye'ye dair planını HDP'lerin ağzından dinliyoruz. Velev ki o değil de Kılıçdaroğlu değil de bir başkası bunu dile getirebilir. Velev ki bu tartışmaları yapanlardan birileri siyasi figür olarak gençlerin önüne konulabilir. Tehlike bu. Yani çünkü biz Peki. niye biliyor musunuz? PKK terör örgütüne karşı yaptığı katliamlara öyle insani refleksler verdik, öylesine katı bir şekilde milletin ve halkın yanında durduk ki daha sonra bu siyasallaşma çabaları bize hep acı koydu, acı geldi. Niye? Diyoruz ki ya kardeşim, burada PKK terör örgütü var, adamlar inkar ettiği bir ilişkiler var ve Türkiye'yi bir yere götürmeye çalışıyorlar. Buna niye tepki vermiyorsun? Son yıllarda en büyük kavgayı burada vermedik mi? Dedik Evet. ki her şey bu kadar olağanlaşır mı? Olağanlaştı. Öyle olağanlaştı ki Atatürk'ün asla kurduğu parti, asla yan yana gelmeyecek dediğimiz parti ne yapıldı? Sürüklene sürüklene HDP çizgisine getirildi. Şimdi asıl tehlike bu işte. Toplumun, milletin de buraya getirmesi. O yüzden Peki. bizim ne yapmamız lazım? Bütün bunları anlatıp buna karşı ilacımızı geliştireceğiz. Biz Türk milleti olarak bunlara karşı nasıl bir direniş hattı kurduğumuzu göstereceğiz. Ama nasıl? Bak tekrar ediyorum. Erdoğan diyor ya, biz şakası yok devlet yönetiyoruz. Pardon, düzeltiyorum. Devleti idare ediyoruz. Devlet idare ediliyor. Senin Yargıtay'ın gözünün önünde Kürdistan bilmem ne. Yok, YSP adı altında HDP PKK sözcülüğü yapılıyor da senin Yargıtay'ın buna hala bir şey yapmıyorsa, Anayasa Mahkemen hala sana tiyatro oynuyorlar ya. Anayasa Mahkemesi'ni bak, hani gittiler geldiler şey yaptılar, Zühtü Aslan falan değil mi, yönetimi parayı da verdi bunlara. Adam diyor ki seni biz ciddiye almıyoruz. Bak, savunma yapma ihtiyacı bile hissetmiyoruz diyor.
Evet, ya evet, sen evet. hiçbir şeysin diyor. Ve sen oturup bu kararında, Anayasa Mahkemesi bu kararında, öyle bir karar vermeli ki kapatma kararında, bununla ilişkisi olan, fiziki ilişkisi olan, politik bağı olan herhangi bir parti, tıpkı anayasada olduğu gibi, anayasada yasak, siyasi partiler kanunda yasaktır bu. Yani kapatılan bir partinin yerine yenisi kurulamaz. Öyle bir karar verecek ki, şimdi bize tiyatro oynadıkları YSP hakkında da bu işlem yapılacak. Başka türlü mücadele edilmez. Madem hukuk içerisinde yapacağız mücadeleyi, hukuk yoluyla bunun hesabı sorulmalı. Peki.